seni tanıyalım abim. Ben Farhalı köyünden Cantürk Aksungur. Ne yapıyorsun, ne işinle uğraşıyorsun abim? Çiftçiliğinle uğraşıyorum. Çiftçiliğinle, ne ekiyorsun, ne biçiyorsun? Buğday ekiyor, arpa ekiyor. Peki nasıldı bu sene, verim nasıldı? Norman abi, Norman. Norman. Kaç dönüm arazi var? Benim 60-70 dönüm. 60-70 dönüm. Traktör var mı? Var, traktör var, evet. Güzel. Peki köyde kaç kişi var şu anda? Köy kaç hane? 40-50 hane diyor, gitti. 30-40 haneye kaldı işte. 30-40 hane kaldı. 30 hane var. 30 hane falan var. Anladım. Peki sana ne diyorlar bu köyde? Lakap olarak ne diyorlar? Aksungur diyorlar. Soyadımız Aksungur ya. He. Hatipler diyorlar, hatipler. Peki bu köyde hangi lakaplar var? Kreller var, toparlar var. He. Başka? Aksungurlar var işte. He. Peki bu köyün çoğunluğu nerede, il dışı olarak? İstanbul, Ankara. İstanbul, Ankara. Peki akşam seni izleyecekler. İzleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı abim? Allah'a şirayet nasip etsin. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Teşekkür ediyoruz abim. Seni tanıyalım abim. Adım Erkut, soyadım Aksungur. Daha iki babam olur. Burada kalıyorum. Çayralarında çalışıyorum. Geliş gidiş yapıyorum. Böyle güvercinlerle uğraşıyorum boş vakitlerimde. Var mı güvercinin, kaç tane? Valla 20 tane var. 20 tane güvercin. Evet. Bu 20 tane güvercinin isimleri var mı? Ya da bir türleri var mı? Atmaca diyorlar efendim, ona benzer. Türleri var. Genelde isim koymuyoruz da türleri var. Mesela çikolata var, Arap var, yani çilli var, altınbaş var. O şekilde ayırt ediyoruz. Peki bu güvercinlerin fiyatları nerelerde şu anda? Yani normalde biz sadece besliyoruz, öyle kimseye hobi satmıyoruz. Hobi amaçlı kullanıyorsun. Aynen, yani onun hastalığı bir başka alışkanlığı. Aynen, aynen. Hobiliği öyle. Bir başka, değil mi? Aynen öyle. Yoksa belirli bir fiyatı var mı? Yani evet. Mesela müşteri çıksa denesi kaç lira yapar yani mesela? Güvercinine göre, yani kalitesine göre, kimisi 100 lira eder, kimisi 300 lira eder, kimisi 1 milyar, kimisi 5 milyar. 5 milyarlık güvercin ne yapıyor? Kahve yapar mı bana? Yok, öyle değil de mesela... He. Nasıl desem, yani uçurduğunuz zaman evi bilir, yani sürekli takla atar, yani bulutlara kadar gider, kaybolur. Yani güvercinin özelliğine göre değişiyor yani, diyorsun yani. Yani rengine, tipine, cinsine, ona göre değişiyor. Peki Çayralan buraya kaç kilometre? Çayralan buraya 8 kilometre. 8 kilometre. Çoğunluk olarak Çayralan'a mı gider buranın halkı? Çayralan'ın pazarı hangi günler? Salı günü olur. Salı günler herkes Çayralan'da olur. Anladım. Minibüsle gidiyor yoksa araçla ya, falan mı gidiyorlar? Minibüsle geliyor. Aracı olmayan minibüsle gidiyor. Aracı olan da kendi arabasıyla gidiyor. Öyle. Anladım. Meslek ne peki senin? Meslek, liseyi bitirdim. Şu anda askerliği bekliyorum. Hı. Askere gideceğim. Olursa askerde kalmayı düşünüyorum. Olmazsa Allah büyük. Peki bu köyde askere giden gençler genellikle asker gecesi falan yapıyorlar. Öyle şeyler var mı? Adetler var normalde mı? Var da biz burada pek yapmıyoruz. Yani mesela Çayran'da, diğer köylerde falan var da biz pek sevmiyoruz öyle. Hmm. Ne bileyim yani, askere gitmeden önce kına falan yakarlar. Ya, yapanlar asker var ama yaparlar. Aileye göre yapan da olur, yapmayan da olur. İsteğe bağlı. Evet. Peki bu köyde senin yaşında gençler kaç kişi var tahminen? Yani fazla kişi, yani 3-5 kişi diyebilirim. Hmm. Anladım. Peki bu köyün nesi meşhur? Fahralı'nın nesi meşhurdur yani? Neyle meşhurudur? Yani yemeğiyle mi, arazisiyle mi, ceviziyle mi, yani peyniriyle mi? Burada genellikle hangi yemekleri yapıyorsunuz mesela? Çullama aşı yapılır mı? Bulamaşı yapılır mı? Yani öyle özel bir şey yok. Yani herkesin normal yediği var. Bazlama filan yapılır. Hı. Sonra börek filan, ekmek edilir. Hı. O tarz şeyler. Çörek, börek, bazlama, o tarz. Anladım. Var mı peki köylülerine söylemek istediğin... şeyler var mı? Fahralı köyünden olup da bu köyde olmayan gurbetçilere söylemek istediğin bir şeyler var mı? Vallahi köyleri bize emanet. Evet. Gözler arkada kalmasın.
burada uğraşıyoruz. Kaç tane ev var burada peki? Kaç tane bakalım var? Yaklaşık bir 40-50 hane var yok. 50 hane. Evet. Toplam kaç hane peki? Toplamda 100 hane çıkar. Yani çoğu yurt dışında, Ankara, İstanbul, köyde kalan yok çok. Anladım. Yazın geliyorlar, kışın geri gidiyorlar. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Onun taklatlı arpasını çekmek bir usta işi, usta. Senin adın ne abim? Mümin Aksungur. Mümin Aksungur. Mümin abi ne yapıyorsun? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik yapıyorsun. Arazi çok mu? Yok, arazimde yok öyle fazla arazim yok benim. Kaç dönüm arazi var? Aşağı yukarı 100 dönüm arazim var. 100 dönüm arazi var. Ne eker biçersiniz peki? Valla buğday, nohut. Genellikle bunlar. Hı. Ayçiçek. Bunları ekeriz. Peki nasıl bu sene nasıl geçti? Verim nasıl oldu peki? Verim miydi ya? Normal şöyle. İyiydi. Peki camiye kaç cemaat geliyor? Camimiz etraf şehirlere bakarak, köylere bakarak bizim camimiz çok iyi. Çok iyi. Köyde kimse yok. Şu anda 20 ev var. Hı. Aşağı yukarı 15 kişi falan 15 oluyor. Kişi oluyor. Oluyor. Anladım. Peki köyü biraz anlatır mısın amca? Köyümün. Fahralı ismi nereden gelmiş? Niye Fahralı demişler yani? Vallahi benim duyuşum şöyle bir şey. Fakir bir adam varmış. Fakir Ali derlermiş ona. Hı. O da gelmiş buraya yerleşmiş. Hı. Ondan kaldı deniliyor. Öyle deniliyor. Heh. Ötesini bilemiyorum. Anladım. Peki çoğunluk nerede şu anda köydeki gurbetçiler? Ankara, İstanbul. Ankara, İstanbul. Peki başka gurbetçisi var mı yurt dışında olsun? Var canım, olmaz olur mu tabii. Kaç kişi vardır yurt dışından bu köyde? Yurt dışından çok ya. Aşağı yukarı 50 kişi var benim bildiğim. 50 kişi. Tabii. Peki geliyorlar mı yazın buraya? Gelirler. Gelirler, 15-20 dururlar giderler. Peki var mı onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Valla ne diyeyim. Gurbetçiler olsun. Biz... Köyünüzü unutmayın. Köyünüze biraz elbette, fazla zaman tabii, ayırın. Tabii bunu her zaman için söylüyoruz. Hani unutmasınlar. Çoluk çocuk mesela gelsin, görsün köylerini. Evet. O çocuklar bilmiyor buraları. Anladım. Hani onun için gelip görmelerini istiyor daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz amcam. Olun canım. Sevgiler.